Selam canlarım, ben geldim. Nasılsınız? İnşallah hepiniz çok ama çok iyisiniz. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Herkesten çok mesajlar aldım. Doğum günümü kutlayanlara buradan çok çok teşekkür ederim. Kutlayan, kutlamayan herkese çok teşekkür ederim. Bu arada ben de biliyorsunuz Mart ayı hem balık hem koçu da temsil ediyor aslında. İki kişinin balıklarında, koçlarında bu şimdiden doğum günlerini kutluyorum buradan. Koç burçlarında. Valla canlarım ben biraz böyle bir istirahata çekildim. Biliyorsunuz ki Almanya'dan geldim. Yoruldum oradan oraya, oradan oraya. Koştur koştur. Doğum günüm vardı. 3 gün 3 gece doğum günü kutladım. Şimdi güleceksiniz neden diye. Şimdi annemlerle kutladım. Abimlerle kutladım. İlk defa böyle bir doğum günü kutladım. Çünkü hep gurbette olduğum için hiç doğum günüm denk gelmiyordu yani Almanya'da olduğum için. Çok güzel hediyeler aldım. Herkese çok 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 teşekkür ederim. Çok güzel orkideler geldi, çiçekler geldi. Çok teşekkür ederim. Buradan Ertuğrul amcayla Gül teyzeye çok teşekkür ederim bu güzel çiçekleri için aynı zamanda. Dedikten sonra bugün eril dişil açılımı yapacağım. Canlarım benim. Şimdi çoğu çok sitem ettiler, ettiniz bana. İşte niye gelmiyorsunuz da işte sizi bekliyoruz da bir ne o ne diyorlar açılım yapsanız da Melek Hanım falan diye böyle çok sağ olsunlar. Tabii özlediğim biraz kendimi ki dedim. Şimdi hep böyle devamlı 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 hiç taraftar değilim aslında biliyor musunuz? Yani bir şeyin bir anlamı olması lazım. Bir güzelliği olması lazım. Onun için de buraya kartlarımı seçtim. Enerjimi yükledim. Bu taraf eril, bu taraf dişil. Siz de şimdi aynı zamanda enerjinizi buraya yükleyin. Enerjinizi buraya yükleyin. Erilseniz eril tarafına veya aklınızdaki eril için yükleyin. Kendiniz için yükleyin buraya. Bakalım neler anlatacak. Biz de neler hissedersek size anlatacağım canım benim. Valla bir heyecanlandım ben. Nedense böyle biraz ara verince herhalde insanda bir heyecan oluyor. Demek ki bakalım şimdi neler olacak, neler bitecek. Şu kahvemden bir yudum alayım. Ondan sonra enerjilere bakalım. Tamam mı? Tamam. Şimdi ilk önce melek kartlarından seçeyim eriller için. Anın enerjisi için bakalım ne diyorlarmış. Ve sizin için de bir tane seçeyim. Dişiler için. Ve eriller için bir tane düşünler için. Hadi bakalım. Eriller diyor ki ben rahatlama sürecine girdim. Bak tamam mı? Kendini bir çekilmeye, bir dinlenmeye bir uğraşı olabilir. Belki meditasyon yaptığı durumlar vardır. Sizin bilmediğiniz veya danıştığı, yardım aldığı bir yerler vardır. Yani dinlenme sürecine girmiş. Ve kendini arındırıyor bir durumlardan, bir süreçlerden, sıkıntılardan ve değerli olan, hayatındaki değerli olan bir kadının etkisinde bu. Yani bu baş rahibi dediğindiği zaman, şimdi tarot kartında da biliyorsunuz ki tarot kartında da aynıdır bu. Birisinin etkisinde bu anne figürü olur, eş figürü olabilir veya da sizin etkinizde de olabilir. Ve diyor ki artık rahat bir süreç istiyorum. Yani hayatımda artık her şeyin düzelmesini istiyorum diyen bir eril var. Şimdi sizin için diyor ki affedemediğiniz durumlar var diyor. Bakın dişiler. Affetmekle etmemek arasındasınız diyor. Fakat diyor şunu çok iyi biliyorsunuz ki diyor gerçek bir sevgi var. Hissettiğiniz yürekten, içten hissettiğiniz gerçek bir sevgi var diyor. Onun için de diyor kalbinizde böyle hızlı atabilir. Yani nasıl biliyor musunuz? Yani sevginizi bu sıralar çok yoğun kendinizde hissedebilirsiniz. Çok duygusal hissedebilirsiniz. Böyle bir kendinizde bir halsizlik, sürekli o kişiyi düşünme ve o döngü içerisinden tam çıkmışken tekrar girme, bu durumlar olabilir. Acaba affetsem mi geldiğinde, affetmesem mi filan, bu süreçtesiniz. Tamamen aldığım enerji bu. Peki. Bakalım şimdi ne anlatacak? Şuraya koyayım. Şimdi erillerden başlıyoruz bakalım. Şimdi bu taraf, şimdi anlatayım da.
bilinçaltında neler oluyor Eril'in ve sizin bilinçaltınızda neler oluyor? Ve bu kişinin Eril'in kalbindeki durum ne? Sizin kalbinizdeki durum ne? Ve buraya niyetlenmemin nedeni şu, şöyle bir niyet ettim. Diyeceksiniz ki zamansız bir zamana niyet ettim. Yani bu videoyu ne zaman açsanız ve demek ki bir karşınıza çıksa bir mesaj almanız gerekiyorsa dinlediğiniz zaman o anki duruma göre kendinize almanız için zamansız bir zamana niyet ettim. Bakalım bir görelim neler varmış. Şimdi bilinçaltında. Şimdi bugün Katina destesini de kullandım. Çok istediler. Çünkü aslında ben Katina destesinin enerjisi bana göre değil. Ama yine de bir kullanmak istedim. Çok istek olduğu için canlarım benim. Şimdi arayış içerisine girmiş eriller var. Bu arayışın ne olduğunu bilmiyor. Kimisi manevi, kimisi maddiyat, kimisi aşk. Bir arayış içerisinde olan eriller var. Fakat ne aradıklarını bilmiyorlar. Şimdi İki kadın değil, üç kadın hayatında olan eriller var burada. Üç kadın nedir? Geçmişten gelen birilerinin tekrardan dahil olması, kapısını çalması. Zaten hayatında iki kadın vardır, o da dahil olmuştur. Ve kupa üçlüsü, yani karar verememek, kafasının karışıklığı. Fakat şöyle bir şey de var. Şimdi eğer ki bu eril evli ise çocuklarla ilgili problemi var, çocuklarla ilgili sorunları var, bunları çözmek istiyor. Aynı zamanda da bir arayış içerisinde, yani şimdi bu maneviyata da yönelmiş olabilir. Anlatabildim mi? Yani böyle bir durumu yoksa da bir inanç kapısı açılmış olabilir, bir dine imana da gelmiş olabilir. Böyle eriller de hissediyorum burada nedense. Dilediği tek şey, bana hayırlısı neyse onu nasip et diyen bir eril var benim karşımda şu an. Size bunu söyleyeyim. Şimdi dişiler diyor ki egoist, bencil, karakter sıfır olan bir insanla uğraşmaktan yoruldum. Tamam mı? Şimdi bu da sizi egoist, bencil olarak düşünebilir. Diyor ki yani ben diyor artık diyor bir şeylerden yoruldum. Beni taşıyamadın, kaldıramadın. Onun bunun lafına baktın. Ben sana maske takmadım. Seninle oynamadım. Ben tamamen çözüm odaklıydım. Ve ben gittikten sonra çok pişman olduğunu biliyorum, duyuyorum. En azından hissediyorum. Fakat son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bir bedeli var diyorsunuz. Anlatabildim mi? Resmen böyle. Şimdi Eril diyor ki, benim vicdanım hiç rahat değil. Şimdi burada boşanma aşamasında olan eriller de var veya boşanmak isteyen eriller de var, böyle dile getireyim. Çünkü benim vicdanım rahat değil diyor. Bu mahkeme sen olsan da olacak, olmasa da olacak, bir şeylerin bitmesi lazım. Çünkü ben seni çok beklettim. Senin hayatın hep beni beklemekle geçti ve bu bekleme süreci içerisinde bütün aramızdaki sorunlar, problemler, sıkıntılar hep benim vicdanımdan dolayı kaynaklandı diyor. Vicdanımda sana karşı bir vicdan, sevdiği kadına karşı bir vicdan içermiyor bir insan. Karşı tarafa, yani bu eğer üçlü ilişki içerisinde karşı taraftaki kişiye karşı bir vicdan durumu var. Onun için bu sürecin içerisinde olduğunu belirtiyor. Ama diyor sen olsan da olmasan da ben bu mahkemeyi yaşayacağım, bir şeyleri bitirip senin istediğin doğrultuda hayatımı düzene koyacağım diyor. Çünkü şu an kafası çok karışık bir erille enerjim tutuyor burada. Özellikle de su grubu erilleri vermiş burada. Çok böyle kafa karışıklığı, fakat size karşı kafa karışıklığı olabilir ama kendi iç dünyasında ne yaşayacağını da bilen bir eril var burada. Şimdi hayatınıza diyor dişiler bir mucize gelecek diyor. Bakın size burada dediği bu, bir mucize gelecek. Şimdi bazılarınızın hayatına 9. aylarda diyor çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşeceği diyor. Bazılarınız da zaten bu değişim dönüşüm içerisine girmiş ve diyor mucizeleri bekleyin diyor size diyor. Hazırlıklı olun diyor. Çünkü artık göreceğiniz en dip noktayı gördünüz ve diyor aklınızı başınıza aldınız. Maske takan insanları hayatınızdan çıkarttınız ve yolunuza doğru kişilerle devam etme kararı aldınız ve bunu alırken de çok üzüntü yaşadınız diyor haç kartıyla.
Ama hiçbir zaman kalbinizden, iyiliğinizden, kendi güzelliğinizden ödün vermeyen dişiler var burada. Yani ne kadar sıkıntı çeksem de maddi, manevi, ailesel olarak ve ne sıkıntılar yaşasam da ben kalbimi bozmadım. Ne kadar üzülsem de kendim niyetimi bozmadım. Hep iyi niyetli oldum. Güzel şeyler düşündüm. Bunların karşılığını alacağım diyen dişiler var. Aldım, kabul ettim. Şimdi ben seni seviyorum. Şimdi burada gerçek bir sevgi var. Bu kartı bir anlatmaya başlasam şurada bir 20 dakikam gider herhalde. Çok sıkıntılardan sonra bakın güne bakan çiçeği vardır orada. O açmıştır. Şimdi erillerin istediği sizinle yan yana olmak. Ben kralsam o kraliçe olsun. O benim hayatımdaki en değerli şey. Fakat burada diyor ki iki taraf da evli bir eril olabilir. Yani aşık olduğu kadın evlidir, o evlidir. Biz buna nasıl çözüm bulacağız? Biz bu sıkıntının içerisinden nasıl çıkacağız diyor. Ve diyor iki taraf da ayrılırsa, iki taraf da bitirirse biz diyor maddi olarak sıkıntıya düşeriz. Ben iş olarak sıkıntıya düşerim ve bunların diyor sıkıntısından dolayı da diyor ilişkimizi diyor aşkımızı diyor yaşayamayız diyor. Şimdi böyle rahat eden de eriller var. Anlatabildim mi? Yani bunu diyor daha diyor erken bir şeyler için bunun için bir çözüm lazım diyenler de var. Özellikle de bu toprak gruplarını veriyor. Şimdi böyle değilse bile siz bu insanla aşık ola ola ayrıldıysanız, aranıza sorun problem girdiyse her iki tarafta kendi hayatına çekilip farklı kişilerle birliktelik yaşadıysa da diyor, yaşıyorsa da diyor, bakın burada dediği, bu diyor iki tarafta daha birbirini düşünüyor, çok üzülüyor, neden bu böyle oldu, neden biz koptuk, niye bir araya gelemedik diyen erilli dişil var burada. Yani ben keşke bir şeyleri yapsaydım, sevgime sahip çıksaydım, sana destek olsaydım diyen eriller var. Şimdi dişiler diyor ki, sen diyor hayatında her keze merhametli oldun hayatım diyor. Ama bir bana merhamet etmedin diyor. Ve diyor beni diyor bir şeyleri artık kestirip atmak zorunda kaldın. Canım yansa da canım kanasa da bir şeyleri bitirdim diyor. Fakat bitirdim desem de diyor sana gene sağlamlığım, duygu olarak, aşk olarak sağlamlığım devam ediyor diyor. Ve ben biliyorum ki diyor biz ikimiz yan yana geleceğiz ve eski günlerdeki gibi diyor güzel şeyler paylaşacağız diyen dişiller var. Aldım, kabul ettim bilinçaltından. Şimdi beni kimse takdir etmedi bu zamana kadar diyen eriller var. Ben ne kadar çabaladıysam, ne yaptıysam kimseye yaranamadım diyor. Benim peşimde çok kadınlar vardı diyor ama diyor ben diyor seni seçtim veya ne kadar korksam da diyor tamam mı? Kendi sabitliğimden bir türlü vazgeçemedim diyen eriller de var. Şimdi burada diyor ki eriller ben diyor takdir edilemedim kendi hanemde takdir hiç edilemedim diyor. Hep diyor dışarıdaki kadınların hayranlığına maruz kaldım diyor. Ne korktuysam başıma o geldi ve yaşadım ben bunları diyor. Fakat doğru yolu seçtiğim haneme sahip çıkmaya karar verdim diyen eriller de var. Bakın senaryo gibi anlatıyorum kendinizi uyana alın diyenler var. Şimdi diyor ki burada neyden korkuyorsam, neyden diyor takdir görmek istiyorsam diyor tamam mı? Bu hayatında yaptığın haksızlıktan dolayı eril bey diyor sana burada bu takdiri göremeyeceksin diyor. Bu korktuğun her ney varsa diyor evini, yuvanı kaybetmek, işte gerçeklerin su üstüne, yüz üstüne çıkması veya hayatında maddi olarak bir şeyleri kaybetmekten diye çekiniyorsan sen bu döngüyü yaşayacaksın diyor. Çünkü diyor neleri gizlediysen onlar su üstüne çıkacak diyor sana. Şimdi artık dişillerimize diyor ki zekanla hareket et. Bak ben her zaman bunu derim yani zekanla. Yani duygularınla değil zekanla diyor. Hareket edersen özellikle aslan grubu, aslan gruplarına veriyor burada. Ateş elementi yani. Şimdi bir arada engel ve ilişkinizi bozduğunu düşündüğünüz bir kadın var burada. Şimdi bu abla, anne veya eş modelidir.
Şimdi siz diyor iki kişi yüz yüze gelip belki konuştunuz diyor. Şimdi bu kadının diyor sizden haberi var diyor. Sizin de ondan zaten haberiniz var da. Yani bu kişiyle diyor sizin diyor kavuşmanıza, bu kavuşmayı yaşamanıza engel olan kişi şu. Atlar, tamam mı? Yani bu kadın diyor sizin kavuşmanıza engel oluyor diyor ve diyor aynı zamanda da diyor sizin diyor ilişkinizi diyor bozan, ilişkinizde kötü enerji sağlayan ve ilişkinizin olmasını istemeyen ve sizi yanlış kişi olarak, yanlış kadın olarak gösteren bu kadın diyor. Şimdi aldım kabul ettim. Bakalım ne varmış kardeşim. Şimdi ben diyor bakış açımı değiştiriyorum diyor eriller ama merkezimi de koruyorum. Yani olduğum yeri koruyorum ama baktığım açı artık aynı açı değil diyenler var. Sabit değilim, bak eskisi gibi diyor. Şimdi seni çok özledim diyor. Benim için çok kıymetlisin, çok değerlisin diyor. Dişiller için şimdi su elementi dişilleri söyler burada, su elementi olanlar ve beni beklediğini de biliyorum diyor. Yolumu gözlediğini de biliyorum diyor. Yani sen beni bekliyorsun. Ne kadar beklemiyorum. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, neyle uğraşırsan uğraş, sen beni kızım bekliyorum diyor. Bu elirlerin kendinden eminliği de beni delirtecek. Ama siz de bekliyorsunuz yani. Şimdi diyor ki, ben diyor dişi burada, ben sana bütün çıplaklığımla geldim oğlum diyor. Yani ben diyor sana diyor hiçbir zaman zırhımı alıp da kendimi diyor korumadım. Yani kendim diyor neysem oyum diyor. Şeffaf davrandım. Hiçbir şeyimi gizlemedim. Maddi manevi her şeyim ortadaydı diyor. Hiçbir gizlilik yapmadım diyor. Fakat sen ya hayatınızdaki eril daha öncesinden evli olduğunu, ilişkisi olduğunu sizden gizledi. Ve bu sonradan ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşadı ve arkasını dönüp gitti. Tamam, bu birinci. Veya da şöyle bir kendiniz uyanı alın. Ben seninle evlenmek istediğim, aynı çatı altına girmek istediğim ve hiçbir şeyi gizlemediğim, hayatımdaki her şeyin netti ama sen gene de bana arkanı döndün, gene de bana arkanı döndün diyen eriller var burada. Şimdi ben diyor, evet Aziz'le çıkıyor burada. Ben oyun oynadım sana diyor. Gerçekten oynadım diyor. Yani ben diyor hep diyor içimdeki sesi dinledim diyor. Hep diyor oyun oynadım sana karşı diyor. Bunu kabul ediyorum çünkü benim hayatımda diyor Azize anne figürü, başka bir eş figürü, bundan dolayı diyor ben bir türlü mutlu olamadım diyor. Yani o tarafa gidip ayrı bir oyun şoş bile yaptım, oyun oynadım, bu tarafa geldim ayrı bir oyun yaptım diyor. Ama bunun üzüntüsünü de kendim başıma kendim çekiyorum diyen bir eril var. Bunun sıkıntısını çekiyorum, bunun hayatında senin yokluğunu çekiyorum, sensiz mutlu olamıyorum diyen eriller var burada. Hava gruplarını özellikle de anlatır. Ve sizden gizlediği her şeyi bir dökme, yani eteğindeki taşları bir dökme isteği var bunun. Artık her şey ortaya çıksın, bilinsin ve diyor bu şekil toparlanacaksa toparlansın diyen eriller var. Bazıları da, bazı eriller de kendi hayatlarını kendileri geriye çekerek sizden, kendilerini bir gizemli havaya sokuyor bunlar, dumkoflar. Zannediyorlar ki siz onların üstüne düştüğünüz zaman daha değerli, daha kıymetli olacaklar. Aslında oyun içinde oyun yaşayanlar muhakkak ki o oyunun içine kendileri düşecekler. Bunların farkında değil bu evliler. Size ben buradan bir dile getireyim. Şimdi birileriyle tanışmış olan dişiler olabilir. Fakat bu tanışma gayet bir resmi olmuş. Yani hiç böyle bir çok istekli değil ama bir deneyin bakayım, çivi çiviyi söker icabında olmuş. Siz daha geçmişte bıraktığınız ilişkideki, yani şu an ayrıysanız, aranızda kırgınlık, ayrılık varsa, bunun da olan süreci, bu kişiyi arıyorsunuz bunun içinde. Bununla olan duyguları arıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu kişi bana pişman olsun, geri gelsin. Tekrardan aynı duyguları, aynı sevgiyi, bana aynı aşkı yaşatsın. İstediğiniz, beklediğiniz kişi bu. Yani kimi tanırsanız tanıyın. Burada öyle bir enerji alıyorum. O kişiyi kalbinizdeki, zihninizdeki erili bekliyorsunuz. Yani kendinizi gene de bu duygudan, bu histen, bu beklenti içerisinden bir türlü koparıp alamayan dişiller var. Şimdi
Ben diyor artık diyor bir şeyleri bitirdim diyen eriller var. Ben diyor seçeneğimi yaptım. Sen biliyorsun diyor. Şimdi bu da bakın burada su grubu erilleri anlatır. Ben diyor artık seçimimi yaptım. Senden uzaklaştım. 3 vade geçti senden uzaklaştım. 3 ay geçmiş olabilir. Tamam mı? Uzun bir zamanda olabilir. Geçtim diyor. Ve diyor yolumu çizdim diyor. Şimdi diyor sadece paraya, pula, maddiyata ve kendi düzenime odaklandım diyor. Arada diyor aklıma geliyorsun, üzülüyorum diyor ama diyor senin hayatını diyor durdurmanın, senin hayatında diyor bir şeyleri diyor ilerleyememenin diyor en büyük sebebi benim. Bundan dolayı da diyor kendimi diyor suçlu hissediyorum diyen de eriller var. Şimdi artık bazı dişiler bir şeyleri kabullenmeniz lazım. Kendi hayatınızla ilgili bir şeyler olmuyorsa, gitmiyorsa, ilerlemiyorsa, sürekli gel git oluyorsa, sürekli sizi anlamayan, suçlayan, yargılayan ve sizi değiştirmeye çalışan, kendi hayatını kabul ettirmek isteyen eriller varsa dişiler diyor ki hayır. Ben artık bunu kabul etmiyorum diyenler var. Sen gideceksin, istediğin gibi hayat yaşayacaksın. Eşinle, annenle neyse benim hayatımdan çaldıklarını kim geri verecek diyen dişiler var. Gerçekten de doğru. Yani sen benim hayatımdan maddi, manevi ve beni rahatsız ettin oğlum, hasta ettin diyenler var. Benim hayatımdan o kadar çok şeyler çaldınız ki komple aile olarak, komple bir familya olarak çaldınız ki yani bunu kim geri verecek yani benim kabul edeceğim şey değil bu diyenler var, tamam mı? Böyle bir durumda olan dişiler var. Şimdi bu kişinin bakın buradaki erillerin hepsini kapsayarak konuşuyorum. Bana dedikleri şu burada. Bunların öğrenecekleri çok şey var. Çocuk enerjisindeler. Yani ruhları çocuk enerjisinde öğrenecekleri o kadar çok şey var ki siz ne derseniz deyin. Kim ne derse desin, bunlar düşmeden, sürünmeden ve yoksun kalmadan, bir şeyleri eksik olmadan bir şeyleri tamamlayamayacak olan eriller var. Ve burada diyor ki, üzülmeyin yani sizlerin dişiler üzüntünüz işte bu kadar zaman geçti gelmedi gelmez beni düşünüyor mu aklımda mı? Evet o sizi düşünüyor aklındasınız fakat bilinçli olarak gelmeyenler var çünkü neden biliyor musunuz? Bu kişinin kendi hayatı bıçak sırtında. Yani bıçak sırtında ve diyor ki sen bir durman lazım. Ben ilk önce kendi durumlarımı bir düzelteyim diyor. Ondan sonra zaten senin istediğin gibi bir durum içerisine gireceğiz. O istediğimiz ilişkiyi tam olarak yaşayacağız. Ama şu anda diyor benim zaten hayatım bıçak sırtında diyor. Yani benim bir değişim dönüşüm zamanım var diyor. Evren var diyor. Onun için diyor acele etme diyor orada. Dişillere de söylüyor. Eğer böyle bir döngü içerisindesiniz acele etmeyin. Acele gide, ecele gider. Bakın. Şimdi ben artık hayatımda sahici olan bir aşk, beni gerçekten sahipleneceği adam gibi adam istiyorum diyen dişiler var burada, tamam mı? Benden yaşı olgun olsun ama benim hayatımda bir çoka prens gibi değil de bir kral endamıyla arkamda dursun ve beni mutlu etsin. Benim istediğim sadece mutluluk, huzur, sevgi, saygı, fark başka hiçbir şey istemiyorum. Bunları bana verebilecek bir eş istiyorum hayatımda diyenleriniz var. Artık bir şeyleri tamamen koparmış, gitmiş, gitmek enerjisinde olanlarınız da var. Bazılarınız artık sahicilik olacaksa, yani gerçekler olacaksa ve güçlenecekse benim hayatıma gelsin. Onun haricinde kusura bakma kardeşim, herkes yerinde kalsın, kimse kimsenin oyuncağı değil diyen dişiler de var. Şimdi bakalım, buraya zamansız bir zamana niyet ettim, neler yaşayacaksınız diye. Şimdi bu insan 5 hafta içerisinde bir adımı olacak. Tamam mı? Buradaki erilleri kastım. 5 hafta vermişler. Şimdi tekrardan bütünleşme isteği olacak. Yani sizinle istediği bu. Ben gezdim, yürüdüm, eğlendim. Her şeyi yaptım ama döndüm, dolandım. Tilkici, işte o kürkçü dükkanına geri döndüm diyenler var. Tamam mı? Sizden son bir şans isteyecekler. Tekrardan bir şeyleri düzeltip bu ilişkiyi yapılandırmak isteyenler olacak ve size şu niyetle gelecek. İşte biraz bir iki gün bir yere gidelim, bir konuşalım, oturalım. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ama burada bir güven eksikliği var dişillerin. Anlatabildim mi? Bu erillere karşı
güven eksikliği var. Sen tekrardan gideceksin. Tekrardan bir şeyleri unutacaksın ve bir şekil hayatımızı düzene koyamayacağız diyen dişiler var burada. Yani inancını yitirmiş, güveni olmayan dişiler var burada. Şimdi artık mücadele etmekten bıkmışlar dişiler ve hayatlarında onları kandıran, onlara doğruyu söylemeyen, onları sürekli erteleyen kimseyi istemiyorlar. Yani bu sırf sevdikleri erkek olarak değil bu. Yani kimse arkadaş olur, aile olur, kim olursa olsun. Ben artık ikinci planda, üçüncü planda olmak istemiyorum diyenler var. Ne kadar zor olsa da ben artık kendi hayatımı, yolumu güzel yaşamak istiyorum. Yani kendimi tek de olsam, kendi başıma güzel bir şekilde yaşamak istiyorum diyen dişiler var. Tamam mı? Aldık, kabul ettik. Şimdi erillerde böyle bir şey var. Şöyle bir durum yaşanacak. Şunu anlatayım. Bakın buradaki senaryoları kendinize göre uyanları alın diyor burada. Şimdi kendine kızan, öfkelenen, kendinden nefret eden, bir şeyleri yapamadım, başaramadım diyen eriller var. Dövünen. Şimdi bu dövünmeyi neyde yaşayacak olanlar var? Sizi kaybettiğini. Bazılarınız çünkü başkalarıyla yoluna devam edecek, duygusal bir ilişkiye başlanılacak ve bunu duyacak. Sizin ne kadar mutlu olduğunuzu duyacak eriller var ve bu durumda da diyecek ki ya bilim hani beni seviyordu? Hani beni beklerdi? Yani kendini değil de sizi suçlu çıkaracak olan eriller var diyor. Ama diyor siz gerçekten hak ettiğiniz diyor dişiler mutluluğa erişecek misiniz? Erişeceksiniz. Peki bu sizin için bir şey yapmayan eril, bu sizin için bir durum yaratmayan, bir dünya yaratmayan, sizin için en ufak bile bir adım atmayan eril dövünmekten kendini alamayacak. Üzüntü içerisinde üzüntü yaşayacak. Çok büyük bir sıkıntılar içerisine girecek eriller de varmış. Şimdi enerjiniz çok güzel. Bakın dişiler, yani özellikle de bakın burada verilen bana hava gruplarını söylüyor. Dişiler olarak çok güzel enerji içerisinde olacaksınız bu ay özellikle. Şimdi karşınıza diyor yeni tanışmalar veya sizi tanıştırılacak bir kişiler, ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çoğunuz diyor bakın ruh eşliliği, tamam mı? Yeni hayatınıza girecek kişilerle diyor ruh eşi, esas ruh eşi buymuş diyen kişiler olacak, dişiler olacak diyor. Ve diyor bu durumu diyor şöyle algılayacaksın. Ha bunu yaşamam lazımmış, burada öğrendim ve yoluma yeni aşkımla, yeni ilişkimle devam ediyorum diyenler olacak. Ve gerçekten sizin kıymetinizi bilen, size değer veren, sizi olduğu gibi kabul eden, sizde kusur aramayan, sizde eksik aramayan bir eril girecek hayatınıza diyor. Aldım, kabul ettim. Çünkü bekle. Demek ki buradaki dişillerde böyle isteği olanlar var. Böyle bir süreç içerisinde girmiş olanlar var ki bana yansıyor. Şimdi yalnız kalacak bu. Yani bazı erillerin gerçekten yalnızlık ve kendi içindeki çocuğa sahip çıkma hissiyatı olacak. Yaşadığınız o günleri hatırlayacaklar. Ne güzel zamanlar yaşamıştık. Özellikle de bakın ateş elementi olan kadınlarla yaşadığınız yükselinde de olur, ay burcu da olur eriller, bunu bu süreci unutamayacaksınız ve bazılarınız da acaba onun iş yerine gitmek, onun olduğu alanda dolanmak, bakalım ne yapıyor, ne ediyor, uzaktan takip etme gibi bir enerjiniz de var. Ben bunu da burada alıyorum. Ne yaptığını merak etmek, sosyal medya, işte işinin olduğu yerden geçmek, evinin olduğu yerden geçmek, hani hayatında ne olup ne bittiğini merak ettiren dişiller var ve merak içerisinde. Yenilenmek istiyorum arkadaş ben diyor dişillerin çoğu. Yenileneceğim ya diyor, yeter artık diyor. Kim beni severse ben de onu seveceğim. Yani bu sevgi diyorsunuz parayla şeyle değil yani. İnsanlar bitişler yaşadıktan sonra, çok büyük aşklar bittikten sonra da yeni aşk yaşayabilir. Yani bir kişiye bağımlı kalmayın diyor burada. Demek ki şunu öğrenmeniz gerekiyor burada.
Gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk olsaydı, kadersel bir yolunuz olsaydı bu ilişki yıpranmazdı ve kimse kimseyi yıpratmazdı, bitmezdi. Şimdi diyor ki yeniyi kucaklamak isteyenler var ve artık bundan sonra evlilik, yani ciddi ilişki. Artık lay lay lom zamanını geçtim, bana ciddi olacaksa bir şeyler gelsin ve benim hayatıma emek versin, ben de onun hayatına emek vereyim diyen dişiller var. Aldım, kabul ettim. Şimdi erillerde bakın, bu özellikle bu ay, yani dördüncü ayda beyin, zihin, tamam mı, tamamen çökecek. Yani nasıl bilgisayarın beyni çöküyor ya, bunların da beyni çökecek. Gece uykusuzluk, sıkıntı, üzüntü sizden aldığı haberlere kaynaklanarak olacak bunlar. Şimdi hep sizinle geçirdiği zamanları düşünecek ve diyecek ki yani biz nasıl bu duruma geldik? Ben ne şurada eksik yaptım? Burada yapmamam gerekeni yaptım. Bir türlü sahip çıkamadım. Neden ben bu kadına böyle davrandım diyerek kendi vicdanını ve büyük bir üzüntü yaşayacak. Çünkü niye? Abanoz. En büyük acı, en büyük üzüntüdür. Tamam mı? Ve birisinden yardım isteyecek. Belki ortak tanıdığınız, akraba olur, eş olur, ne bileyim arkadaş olur, birisinden bir yardım isteyecek sizinle ilgili. Buradaki eriller birilerine danışacak. Nasıl yapayım, nasıl edeyim, nasıl bu değişimi yapabilirim diye bir çıkmaza girmişler artık. Yani duvara vurmuş bunlar. Size anlatacağım bu. Şimdi Allah. Şimdi bazılarınız gerçekten cinsellik olarak yani çok özlemişsiniz. Gerçekten büyük bir özlem var. Ve diyorsunuz ki yani yaşasam ne olacak ki? Yani sonuçta diyorsunuz ben bundan bir sıkıntı gördüm. Bir yılanlık, bir düşmanlık gördüm yani diyorsunuz. Bak sonuçta ben yalnızım. Yani yaşadım da ne oldu? Sana bedenen, ruhen, kendimi verdiğim, güvendiğim, inandım. Bunun karşılığında hiçbir şey göremedim diyenleriniz var. Fakat bir de şöyle bir senaryo var. Ben artık hayatımda yolumu aydınlatacak, beni kadın olarak yani doyuracak bir erkek istiyorum diyorsun. Şimdi çoğunuz da seviyorum, seviyorum, işte aşığım diyen dişiler var da, yani şimdi aşk bir bütündür, yani her şey girer bunun içine. Cinsellik girer, uyum girer, aynı zamanda birbirine olan saygı, sevgi, hepsi. Şimdi bunlar temel taşı, 5 temel taştan ikisi üçü eksikse, tamam mı, bu ikisi olmaz. Sizdeki bu eksiklikleri de biliyorsunuz zaten siz bu erillerde, tamam mı? Ve bunları diyorsunuz. Yani cinsellik yoksa anlayış vardı. Anlayış yoksa cinsellik vardı. Yani bir bütün artık istiyorum hayatımda diyorsun. Ve yalnızlıktan bıktım. Yani yalnızlık sürecinden bıktım. Ve hayatımda kim bana değer veriyorsa ben de aynı şekilde ona değer vererek yoluma ilerleyeceğim diyen dişiler var. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şimdi böyle gördüm, böyle hissettim. Sizleri uyanı alın, uymayanı her zaman dediğim gibi evrene geri yollayın. Bakalım şimdi. Bu evlilerin süreçleri ne olacakmış? Ve sizin, tamam mı? Bakın birbirinize bir söyleyin. Ne olacak mısınız? Son olarak. Ne diyormuş? Diyor ki ben düşünüyorum, taşınıyorum. Bu saatten sonra mantığımla değil kalbimin sesiyle hareket istiyorum diyor. Ben seninle barışacağım. Barışmaya gelecek olanlarınız da varmış. Aldık, kabul ettik. Barışmaya gelecek olanlarınız da varmış. Şimdi siz de diyorsunuz ki ben yüklerimden atıyorum, hafiflemek istiyorum. Artık senin ağırlığını, yükünü, aşkını, hiçbir şeyini taşımak istemiyorum. Ve nefes alma isteğim var. Beni kim iyileştirecekse o hayatıma girsin diyen dişiler de var. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Canlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve tekrar görüşmek üzere diyorum ve çüss.